Merhaba, ve Şeyler'e hoş geldiniz. Ben Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek ile birlikte. Bugün 30 Kasım 1935 yılında öldüğünde geriye büyük bir edebiyat sandığı bırakan, öyle demek daha doğru herhalde, bir, önemli bir yazarı konuşacağız. Fernando Pessoa'yı. Edebiyat sandığı derken şunu kastediyorum. O güne kadar belki de okurların, entelektüel camianın, dünya edebiyatının tanımadığı, varlığından haberdar olmadığı bir yazardı. Fakat e, geride 27 bin sayfadan oluşan, kendi deyimiyle e, heteronimlerden, yani e, kökteş mi demek lazım? Evet, öyle evet, çeviriyor. Farklı edebi öyle karakterlerden karakterlerden, kendisinin dış kimlik ortaya çıkarttığı edenebilir. dış kimliklerden. 80'e yakın dış kimlik, 27 bin sayfa metinle büyük bir sandık bırakan, edebiyat sandığı bırakan Pessoa'yı konuşacağız. Portekizce'ye e, benim vatanım Portekiz dilidir diyen bir yazarı konuşacağız. Konuşurken e, yazar kimliğini, farklı kimlikleri e, ve dilin e, önemini anlamaya çalışacağız. Çünkü karşımıza sıra dışı, e, belki de türünün tek örneği bir yazar var. E, bugün Pessoa'yı anlama çabasında bulunacağız kısa süre içerisinde. Biz kurmaca evreninin gerçekliğine inanıyoruz demeyelim ama inanmayı seviyoruz. E, inanmak işimize geliyor. Ee, biraz daha çoğaltayım örnekleri şey diyor, bu arada. İnanmak kulağa hoş geliyor. Ya ha, sen söyle ben devam ee, edeyim örnekleri. <laughs> edebiyat hayatın yetmediğinin itirafıdır diyor. Yani, evet. Zaten ee, genç yaşta ölüyor ama e, yani hayat o kadar yetmiyor ki bir yazara da yetmiyor. O yüzden 80'e yakın yazar çıkartıyor. E, Ricardo Reis'ten Campos'a kadar. Bunlar bu arada rumuz değil, onu da konuşalım. Rumuz Onları takma Onları konuşacağız isim, ama e, önce e. ben muhtemelen bir daha fırsat bulamam ya da çok tam geri şu anda. Vefatından girdin ya. E, ben Antonio Tabucci, Fernando Pessoa'nın üç günü, son üç günü. E, kitabından bu malum Pessoa'nın e, son üç gününü anlatıyor. O son üç gününde... E, neydi Heter, heteronim. heteronim heteronimleri heteronimleri pesuayı ziyaret ediyor filan. Birazdan belki bir daha geliriz. sıra gelmez dedim ama girebilmek için dedi biraz da. Orada Pesoa'nın dilinden bir vedası var. Son e, ölümünden hemen önce bütün karakterleriyle vedalaştıktan sonra kendi kendine şöyle diyor. Biraz e, keserek alıyorum. E, batı başkentlerinin geniş caddelerindeki kalabalık oldum. Sessizliğine ve bilgeliğine imrendiğim doğunun dingin budası oldum. Bu arada oldumları söz konusu Pesoa olunca gerçekten olduğunu varsayarak <laughs> dilliyoruz. Kendim ve başkaları olabileceğim herkes oldum. Onurlar ve onursuzluklar, coşkular ve yılgınlıklar yaşadım. Erişilmez nehirler ve dağlar geçtim. Huzur dolu sürüleri seyrettim. Diyor diyor ve ee, artık yeter sevgili Antonio Mora bildiğim kadarıyla o da bir karakteri benim yaşamım bin yaşam demekti Heh. yorgunum şimdi mumum eridi artık rica ederim gözlümü verin bana diyor ölmeden hemen önce benim yaşamım bin yaşam demekti bunu demek için bütün bu girizgara yaptım aslında <laughs> yani hayatın yetmediğinin bundan daha büyük bir itirafı olamaz herhalde evet, evet. şimdi e, normalde klasik bir erkan şimşek açılışı yapacağız Yapmak zorundayız. Yapmak bir sürü zorundayız. ismi var Pesu'nun. Çünkü bu sefer iş çok karıştı. <laughs> Erkan neresinden girersin Pesu'ya ya? Valla e, Pesu'ya benim çok yakın zamanda okuduğum ve keşfettiğim bir yazar. Yani ismini hep duymuş olmakla birlikte ve hep kafamda yanlış konumlandırdığım bir yazardı. Ben Pesu'yu e, çok böyle sert, şiddet bir aydınlıkçı figür gibi kafamda konumlandırmıştım. Niye ise? Hiç de öyle olmadığını e, anladığım tam bir e, işte Portekiz'in diyelim milli sembollerinden diyebileceğimiz bir edebiyatçı bir yazar düşünür. E, 1900 şimdi Portekiz'de de bugünkü Portekiz modern Portekiz 1910 yılında kuruluyor yani Cumhuriyet Republika dedikleri o Portekiz Cumhuriyeti 1912'de onda kuruluyor. E, Pessoada o yıllarda işte o kurulan ülkenin bir tür, yine yanlış bir şey söyleyeyim ama resmi edebiyatçısı gibi oluyor. Yani böyle bir kimliği yok ama yapıtları ve Portekizce'ye bakışı, Portekiz kimliğine bakışı, e, kendi yarattığı farklı kimlikler… Bir alıntıyla açayım mı? 5 Eylül 1908 günlüğünden bir parça. E, Tanrı bana Portekiz ulusunun psikolojisini ve psikolojik tarihini baştan sona elden geçirme anlama ve bütünlüğü içerisinde sentezleme gücü versin. Böyle bir duası var. <laughs> şey, tam, şöyle, e, yani. tam olarak şey bir tür böyle kendini mesiyanik bir e, poz, rolde atmış. Evet. E, Pessoa Lisbon'da doğuyor 1888 yılında. 1935'te dediğin gibi 47 yıllık kısa bir ömrünün bir kısmı ilk yılları işte annesinin ikinci evliliği dolayısıyla ee, sanırım Afrika Güney Afrika'da, Güney Afrika'da. Ya da yani geç bir orada elçiyle, evet konsolosla evliliğinden dolayı o sayede İngilizce öğreniyor tabii o elçilik okullarında vesaire okuduğu için Portekiz'e de sanırım işte 15-16 yaşlarında diyelim ergenlik yıllarında dönüyor ve bir daha da Portekiz'den ayrılmıyor yani hayatını Portekiz'de sürdürüyor. Ee, bu Portekiz'de bu dergicilik yani o Portekiz Rönesansı dedikleri bir dönem var. İşte o devletin ilk cumhuriyetin kurulduğu yıllardaki o modern hareketler, ulus devlet psikolojisi. Bunların hepsi birbirini tamamlar bir şekilde e, kültürel ve siyasal üretimlerin tam yeni başında başkentte. Ve bunlardan da hiç uzak kalmayarak bütün o e, dergilere, yazı hayatına katılıyor. Kendisiyle beraber e, ürettiği o bahsettiğimiz e, alter ego diyebileceğimiz, Veyahut da hani sen daha iyi bir şey söyledin bu bir edebiyat stratejisi değil belki de onun psikolojik bir durumunun sonucudur diye muhtemelen de o şekilde onu kayıt dışı söyledim <laughs> ben Şimdi çok sen şeydi... kayıtlara evet, geçtin evet, ben sahipleniyorum <laughs> hadi bakalım <laughs> ben sahipleneyim ama hani bu bir <laughs> e, nasıl diyeyim tab tablonun bir rengi gibi e, peso daha sonra bu İlk şiirlerini yayınladığı bir dergi var. İsmi Aguya. Eee kartal demekmiş. Hmm. Sembol. Ve ben derginin şu kapağına baktım. Derginin tasarımı, mizampajı hakikaten <laughs> bizim Türkiye'de diyelim 30'lu 40'lı yıllarda çıkan milli neşriyatlar diyebileceğimiz dergilere çok benziyor. Demek ki hmm, yani ilginç. bu bir bu bir mizanfaş tercihin ötesinde muhtemelen dönemin e, yayıncılık çizgisi de birbirlerinden nasıl haberdar oluyorlar bilmiyorum aşağı yukarı demek Avrupa'daki ve Türkiye'deki yayıncılık tip dergi tipleri birbirine benziyor. Hani içerikleri benzeyen dergilerin tipleri de e, benziyor. Eee fütürist hareket içerik anıl... biçimi belirliyor yani Dergicilerde <laughs> de öyle. <laughs> Farklı ekollerle beraber anılıyor. E, Mesela şimdi ismini tam söyleyemiyorum. Saudo Sismo. Yani bir tür nostalji hareketiyle beraber de ismi geçiyor. O hareketin <laughs> kurucusu olarak anılıyor. Bu biraz şeye benziyor. Bu bir e, nostalji ama aynı zamanda hani milliyetçilik dediğimiz mesele e, 20. yüzyılın başlarında romantizmle beraber anılır ya. Romantik milliyetçilik <laughs> e, arasında bir paslaşma vardır bu bana biraz onu çağrıştırdı. Yani eee Pessoa'nın da o geçmişe özlem veyahut da nostalji diye kafasında şekillendirdi o edebiyat akımı da biraz işte milliyetçiliği de çağrıştıran bir akım ama bütün bunların yanında eee Pessoa şöyle, şöyle erkan çok var? özür dileyerek He? ya çok özür diliyorum hakikaten ama e, az önceki e, okuduğumdan yıllar sonraki bir notu 30 Ekim 1935 bir mektupta şöyle diyor. Daima bir milliyetçi ve liberaldim. Milliyetçi yani kendi ülkeme basit bir ulus olarak değil, ruh olarak inanıyordum. Liberal yani tanrısal kökenli insan ruhunun varlığına ve bilincinin hem kendi içinde hem de tezahürleri içinde ihlal edilemezliğine inanıyordum. Bu nedenle, bura çok ilginç, enternasyonalizmin her türüne karşı daima nefret ve tiksinti duydum. Bunun üç türü vardır. Roma kilisesi, uluslararası finans ve komünizm. Çok ilginç bir karakter bence Öyle. Pessoa. Mesela bunu şeyden de çok iyi anlayabilirsiniz. Bu arada Pessoa çok ilham verici de bir yazar. Yani evet. başka yazarların, hani şöyle bir şey vardır ya okurların yazarı vardır, <laughs> yazarların yazarı vardır. Pessoa biraz yazarların evet. yazarı. Evet. Yani doğurgan bir yazar. İşte Tabucci mesela, Tabucci yani o şahane bir kitaptır. Bir evet. yandan Tabucci'nin bütün edebiyat e, kariyeri Pessoa üzerine inşa edilmiştir. İtalyan bir yazar Tabucci'yi. Saramago'nun Ricardo Reis'in Öldüğü Yıl diye bir romanı var. Ricardo Reis, Pessoa karakterlerinden heteronimlerinden birisi. Heteronimlerinden birisi. birisi. Evet. Ve en renkli, belki de en renkli heteronimi, en siyasal olanı. O kitapta Pessoa'yı, Ricardo Reis'i bir diyalog içerisinde görürsünüz sürekli. Ve işte bu siyasal düşüncelerini, postkolonyal dönem sonrası bir ulus kimliği inşası faşizmin yükselişi, Salazar öncesi dönem. Yani Avrupa'nın o ulusların yeniden şekillenmesi sürecini Pessoa'nın zihninden, Saramago'nun bakış açısıyla Ricardo Reis'in öldüğü yıl kitabından anlayabilirsin. Ee, biraz onun izini de sürmek lazım. Pessoa şeydir yani böyle doğurgan bir yazar. Neresinden bakarsan sana başka bir evren verebiliyor. E, Hangi heteronomi e, ucunu tutarsan yani. Tabii tabii. nevi şahsına münhasırlı bir de şurada. Mesela Anarşist Banker e, kitabında da hani orada yine bir e, banker karakterinin tartışması vardır bir anarşist bir figürdür. Orada biz Pessoa'nın fikirlerini de böyle öğreniyoruz. E, bütün o hani e, milliyetçi veya romantik kurgulara rağmen de müthiş bir bireyselci. Yani ne, nedir? E, yıllarda milliyetçi bütün Avrupa'daki milliyetçi örgütler faşizmle son bulmuştur. Yani bir araya gelmiş hani bireyselliğinden vazgeçmiş toplum <laughs> içerisinde erimiş karanlık kitlelerdir faşizm e, Pessoa'da hiç buna e, yüz vermeyen bir tavır vardır ve e, bu toplumsal örgütlenmelere karşı da olağanüstü e, nasıl diyeyim tetiktedir böyle ve devamlı uyarıcı pozisyonundadır bunun e, şöyle diyor yani e, romandaki bir e, hem Anarşist Banker'de var hem de bu Işık Ergü'den hazırladığı Pessoa <laughs> Pessoa'yı anlatıyordu da biz onu görüyoruz yani e, iyi niyetle başlayan bütün o toplumsal örgütlenmeler ruhu karartır demeye getiriyor. Pesoa sonunda ruhunuz kararır ve bu ruh karanlığından kurtulmanın tek yolu da her zaman o yalnızlıktır ve bu e, hani biz Pesoa yalnızlıkla anıyoruz ya o yalnızlık böyle psikolojik bir içe kapanma değil de bilinçli politik bir e, tercih olarak da karşımıza çıkıyor diyeyim sonra bu arada devam eden şey almak lazım. Evet. Hem Pesoa çevirilerinden hem de Pesoa'yı yayına hazırlama Pessoa'yı araştırma, tasnif etme, etme, kitapları ona göre düzenleme gibi çok zor bir sürecin yürütücüsü bildiğim kadarıyla. Hı hı. Bu PESOA, Pessoa'yı anlatıyor da çok önemli bir kitap bu arada. Sendeki Çünkü, sel baskısı, evet, şu anda bendeki, o mu var? Bende Kırmızı evet, Kedi var, sende de öyle. Sel baskısı Galiba var. yenisi sel. Evet, e, yenisi sel. E, Şöyle burada bu kitabın özelliği şu. Bu dört büyük heteronimin yani hı hı. Cairo, Reis Campos ve Soares maskesi olmaksızın doğrudan yani arada bir paravan olmadan Pessoa'nın kendisini anlatması biraz da bu kitap. Evet. O açıdan da önemli. Şimdi heteronimler işin içine girince şey değişiyor, mesele değişiyor. Bu arada heteronim meselesini de biraz açalım. Böyle nedir heteronim? Yani heteronim şu. Mesela bir yazar bir rumuz kullanır ama rumuzun bir tarihçesi yoktur bir edebi kimliği yoktur. Sadece o anda durum gereği ismini kullanmak istemiyordur. Heteronim, nerede doğduğu belli, nerede öldüğü belli, hayatının nasıl geçtiği belli, karakteri, tipi, mesleği farklı, üslubu değişik. Bir edebi karakter yaratıyor. Yaşayan bir insan... İşte şey dedim ya az önce o yüzden öyle girdim. Evet. Kurmaca dünyaların gerçekliğine inanmayı, bu ihtimali seviyoruz diye. Bu sınırda duran, bu sınırı seven yazarların bu sınırda duran karakterler inşa etmesi. Yani yazı dünyasında kurmaca evreninde e, dört başı mamur tam tekmil bir karakter icat ediyor, bir yazar icat ediyor, fiziki, görünüşüyle inançlarıyla e, politik duruşuyla vesaire, vesaire vesaire. Ve ama bu karakteri daha sonra kurmacanın şöyle e, dışına taşıyor. yani burada değil de. Normalde Huzursuzluğun kitabı Bernardo Soares imzasıyla Tabii. yayınlandı. Buradan buraya taşıyor karakteri. Kurmaca evrenden gerçekliğe Hı -hı. doğru taşıyor. Ee, o, bu tip o, karakterler. o inancı yani kurmaca olan inancı notlarında şöyle bir şey var. Ben not etmişim. Daha çocukken etrafımda kurmaca bir dünya yaratmaya, etrafıma as etrafımda asla var olmamış dostlar ve tanışlar toplama eğilimim vardı diyor. Sonra da bir parantez açıyor diyor ki onlar mı yoktu yoksa olmayan ben miydim? O inancın son noktası o. Yani Evet zaten Pesoa'da 5. Yani. 80 kusurlu etanolim var tabii 80 ama en 4 tanesi en çok öne çıkıyor. İşte sen sadece Ricardo Reis. Evet. işte Campos, Bernardo Suarez, Alberto Cairo mu Cairo. diye okunuyor herhalde. Ona kendimi ben ekledim diyebiliriz. Pesoa'da 5. en güçlü etanolimlerden birisi. Muhtemelen bize bir de hakikaten sanki şöyle bir şey de duymuştum. Bu bunların üretimleri üzerinden de etkileşime geçiyormuş. Yani bir heteronimiyle bir yerde bir şiir yayınlıyor. Başka bir dergide başka bir heteronimle o şiir üzerine ...eleştiriler yayınlıyor gibi de hani böyle belki de kendi kendine eğlenceli diyebileceğimiz numaramız da var. daha fazlası var Furkan'ın tespitine katılmasam da o kayıt dışı tespitine... <laughs> ...ona çok onun sınırlarında dolaştı kesin Pessoa'nın. <laughs> ee, tek aşkı Ofelia mesela. <laughs> ee, Ofelia'dan ayrılma sebebini sen söylemiştin. E, Senden tabii. çalmayayım. Ofelia'nın sen yanına bazen Pessoa olarak bazen Campos olarak geliyor... Kampus Ofelia'dan hoşlanmıyor <gülüyor> <gülüyor> Bugün Kampos'um diyor yani <laughs> Mesela bu, e, Şeyde bu de şey geçiyor üç sonuç Günü kitabında Kampos'la e, vedalaştığı bölümde Beni çok etkilemişti e, İşte bütün hayatımı yazıya Adadım Yazı, e, Yazıya, edebiyata Düşünceye adadım e, Ve senin yüzünden diyor Kampos'a Senin yüzünden tek aşkımı da kaçırdım <laughs> ee, bir ihtiyar bir adamın da aslında biraz pişmanlık dolu sitemi var. Neyse konuşuyorlar konuşuyorlar kampos bir yerde kendisi ha, şey diyor peki diyor sen tamam ben öyle bunları yaşadım. Peki sen hiç aşık oldun mu diyor kamposa e, kendine <laughs> yani şeytan öyle bile e, soruyor o da evet bir aşık oldum bir kere diyor. E, Pesua orada duruyor bekliyor ve Peki o zaman diyor affettim. En az bir kere aşık olduysan, bir kerecik aşık olduysan o zaman sen de insansın ve insan hata, hata yapar. Bu yüzden affediyorum seni." diyor. Çok <laughs> hoşuma gitmişti o bölüm kitapta. Tabii bu da kurgu yani Tabuçenin romanında diyelim. Ya muazzam bir deha. Yani şimdi birçok edebi karakter yaratmasının haricinde her türde de eser veriyor. Yani polisiye yazıyor eee piyes yazıyor, şiir yazıyor, roman yazıyor. Günlüklerin, notları ve hepsinin tarzları farklı. Mesela bunlara bir de üstad atıyor. Biliyorsunuz değil mi? Bu heteronimlerin bir üstadı var. Alberto Cairo. Cairo içimde üstad. ustam doğdu diyor e, onu zaten. İçimde ustam doğdu evet. diyor kendi ustasını doğuran bir yazar. Hı hı. Pessoa. Yani bu çok enteresan bir şey. Kendi ustasını doğuruyor. Bu sadece sözde değil yani. E, bu heteronimlerin metinlerinin ee, ...birbiriyle ilişkisi de var. Yani şimdi bu, mesela Portekiz'de bu çalışılan bir şey. Doğan Usta, işte pastoral bir şair var, ee, Avantgard bir şair var. Bunların birbirleriyle olan etkileşimleri var, bağlantı noktaları var. Yani ortaya e, sanki Pessoa'nın şahsında bir Portekiz edebiyatı evet. oluşuyor ki Portekizler de şöyle diyor Portekiz'in dört büyük model şairi vardır Pessoa'dır. <laughs> Çok iyi. Peki o zaman, Pessoa'dır o zaman yani. konu aslında şu Pessoa konuşurken yani vatanın Portekiz dilidir diyen Portekiz ruhunu davranmaya çalışan ve tek başına Portekiz edebiyatı olan neredeyse <laughs> evet. adı Lisbon'la bilinen bu şehir yazar ilişkisini çok konuştuk hızlıca geçiyorum onu ama Lisbon deyince Pessoa'yı hmm. hatırlıyoruz ve bu böyle olmasını isteyen Pessoa'nın bu bin parçaya bölünmüşlüğü yazarın kendisine <laughs> e, kişilikler bulması kişilikler icat etmesi Furkan'ın söylediği gibi Furkan'a sürekli vurguluyorum onu. Ben yani Bir ruh aslında... hastalığı mıdır? <laughs> <laughs> ben ruh hastalığıdır demedim canım neapti. <laughs> Nedir peki? Yani yazar neden bin parçaya Pesuada alıntı yapıyorum o bin parça meselesini? Neden bin parçaya bölünme ihtiyacı hisseder? Pesuada ben şeyi çıkarıyorum mesela birkaç şey okuduğumu hatırlıyorum. O bin parçaya bölünmüşlükle ancak kendi bütünlüğünü sağlayabiliyor. Bir paradoks var ben orada. Güle. Yani ancak bölünerek Bin parçaya bölünerek bir bütün pesoa elde edebiliyor kendi içinde. Ee... Egemen, egemen bir ruh arıyor. Yani daha doğrusu egemen bir kişilik arıyor. Bütün ruhları e, kendi uhtesinde toplayabilecek egemen bir kişilik. Aslında bir ülkenin ruhunu aramak da böyle bir şey değil mi? Yani şimdi biz Türk, Türkiye'yi konuşurken, Türk edebiyatının büyük isimlerini konuşurken, Türkiye ruhu üzerine konuşurken de birçok edebiyatçımızın bu arayışta olduğunu, Türkiye imgesini aramaya koyulduklarını görüyoruz. Pessoa'nın da bir Portekiz imgesi aramakta olduğu kesin. Portekiz ruhunu ararken yolunun çeşitli yerlere çıkması, bazen çok avantgard bir yere, bazen çok arkayık bir yere çıkması normal. Yani bunu hani psikolojik bir rahatsızlık olarak değerlendirmek doğru değil. Yani ben onu öyle söylememiştim. o, güzel... <laughs> o, o benim. Tamam. Şöyle diyeyim o zaman. Yani şöyle sadece artık bir bütün olarak kalmak imkansız. Normal bir <laughs> insan olarak kalmak. Peso olarak kalması imkansız. O inanç bunu sağlıyor. Getirdiği yer orası. Ya mesela Karamazov kardeşler üzerinden Dostoyevski üzerinden düşünelim. hiçbiri evet kurmaca evrenden öteye sıçramasa da Pessoa'nınkiler olduğu gibi her bir karakterinde bir şeyi tartışır. İşte o da o da Rus ruhunun e, senin örneğin üzerinden Rus ruhunun farklı yansımalarını tartışır durur. Ivan ayrı bir şeydir Ivan Karamazov. İşte Karamazov kardeşlerde bile değişir ya bu. Alyosha ayrı bir şeydir. Ivan ayrı bir şeydir. ...vesair... vesaire. Diğer kardeşlerin adlarını hatırlayamadım birdenbire de. <laughs> her bir kardeş apayrıdır. E, ama bu biraz daha farklı. Çok farklı. Yani Elbette her yazar, her karakterinde bir e, en iyi, en güçlü örneğini Dostoyevski'de görüyoruz. E, ruhunu parçalara böler ve o karakterin gözüyle, o karakterin diliyle, düşüncesiyle anlatır bir şeyleri. E, bunu en iyi yapan yazarları biz hatırlarız. Bunu en iyi yapan yazarları biz usta olarak selamlarız. E, ama Pessoa bunları biraz daha fazlasını yapıyor. Ya, o mesela Karamazov kardeşlerde Alyosha'nın çıkıp da hayatına devam etmesi ve çeşitli eserler vermesi ya da çeşitli evet. olaylar yaşaması gibi bir şey kitaptan sonra devam ediyor. Pessoa'nın karakterleri öyle. Pessoa'da bir de şöyle bir şey var ya o senin yaptığın alıntı önemli hakikaten hani kendini atfettiği. Şimdi bazı insanlar vardır e, tarihin peşinden koşarlar. Bazı insanlar vardır tarih onları getirip bir yere bırakır. Ya Pessoa bu ikincilerden yani hı. şimdi. Portekiz'in o anında, o tarihin o kesitinde başka hiç kimse yoktu muhtemelen bu yetenekte biri. Tek çok büyük bir yetenek. Tarih onu getirip bir yere bıraktığında o her yere yetişmeye çalıştı ve yeteneğinin kudreti buna yetti. Yani her alanda hem her türde, her tiplemede, her edebiyatçı karakterini, her milli karakteri yani ülkesi Portekiz'i temsil eden insanlar bunlar muhtemelen. Yani biri küçük Portekizli, biri büyük Portekizli, biri sömürgeci bir Portekizli, biri işte Hristiyan bir Portekizli, biri biri işte, arkaik şiirler yazan, bir biri Portekizli. proleter işte Lizbon'un çeperinde yaşayan bir proleter Portekizli gibi adam her kimlik üzerinden yani Pessoa bir e, bütünlük inşa etti. O da dediğim gibi tarih onu oraya bıraktı. Yani iş ona kaldı belki de. Yani oraya getirmeye çalışıyorum lafımı. E, Pessoa da o Boşluğu kendine misyon edilmiş biraz da senin de yaptığın alıntıdaki gibi hani o o misyonun biraz da böyle daha manevi daha böyle Heidegger bir psikolojik zemini oturtmuş. O da onun çıkış kaynağı. Bir alıntı daha yapayım o zaman. Şöyle diyor yine tam Erkan'ın söylediklerine uygun düşecek bir alıntı. Çılgın gibiyim. Her şeyi anlamak, her şeyi öğrenmek, her şeyi yapmak. Her şeyden zevk almak, her şeyden acı çekmek istiyorum. Evet, her şeyden acı çekmek. Ama bununla e, acı çekmek ama bunların hiçbiri yok. Hiç, hiç diye devam ediyor. E, bu ruh halini gerçi tanıyoruz. Tanıdık e, çok yabancı değil bize ama e, bir sürü ruhu kavramak, bir sürü şeyi öğrenmek dedin ya demin tam e, onu anlatan bir alıntı ifade galiba. Yine şeyden e, günlüklerinden. Hmm. Yani aksiyonel bir edebiyatçı. İşte e, toplumu yönlendirmeye çalışan, eylemle teori arasında duran bir isimden de bahsetmiyoruz. İçine kapanık. E, Ama edebi hı. kamuda. Yani kitap hiç çıkmıyor. Ölene kadar hiç kitabı, tek bir evet. kitabı hariç kitabı çıkmıyor. Ama dergilerde yazıyor. Dergi çıkarıyor hmm. filan. Yo, yo. E, görünür öyle. bir karakter. Yani, ruh halinden yani. bahsediyor. Haletin hmm. rüyası karanlıktır peşuan mesela bir mütereddit hali vardır. Bana çok dokunmuştu şurası. Pesoa Pesua'yı anlatıyor da var ki Işık Ergüden'in notu Huzursuz'un kitabına da atıf yapıyor. Bak diyor ki ben kendimin gölgesiyim. O neyin gölgesi onu arıyorum. Devamında da diyor ki Huzursuz'un kitabına atıf yaparak beni gençliğimden kurtar. Yani bir gençlik ölümü Saklı kalmış. <laughs> Eyvallah. Aslında. Huzursuzluğun kitabının temel duygusularından biri, ne diyelim, e, iddialarından biri mi diyelim? O bireysellik, yalnızlık falan, evet. e, o varoluşculuk, e, eylemsizliği en meşru e, eylem, en meşru tercih e, varoluş biçimi olarak kabul ediyor Soares diyelim, Pessoa'nın Soares'i. Ee, ve dolayısıyla evet, o e, senin şeyle tam oturuyor buna zaten. Yani e, zaten çok kolaylıkla tasnif edip tanımlamamız <laughs> mümkün değil pesuayı. Hangi pesuayı tanımlayacağız? E, şeye de uyan, gayet eyleme yakın, politikaya yakın olan da bir tarafı var ama... ...heteronimlerin hepsi farklı. Şeye kadar varıyor o. Mesela Üstad Alberto Cairo şey diyor, hiçbir şey düşünmemek yeterince metafiziktir. Çok Sadelikte iyi. ulaştığı <laughs> yer yani... E, eylemsizliğin meşruluğunda ulaştığı yer tam burası. Bir uç burada, bir uç e, gayet Ricardo Reis'le politikanın siyasetin içerisinde. O yüzden bir yere de yaslamak çok zor. Çok zor evet. evet. Ee, şöyle şey bir ben de yine Işık Ergüden'in e, kitaptaki bir saptaması hoşuma gitmişti. Onu aktarayım. E, diyor ki aşırı berrak bilinci kendine dair keskin bilgisi onu daimi kuşkuya ve umutsuzluğun kıyısına dek Götürmüştür. Yani o dediğim toplumsal kurtuluş hı hı. reçetelerine mesafeli duran modernist bir Aydın'ın yalnızlıkla bilenmiş halini böyle e, veciz bir şekilde de çevirmenin tarafından. Yani, ve aynı anlatmak istemi buydu aynı şey. Şey. Evet, Tam yani. bu, evet. Tam bu. E, selde var galiba. Can'da <laughs> Pesua aslında Pesua kitaplığı Türkçe'de tam oluşmuş da değil. Tam değil. değil. E, epey eksik. 27 sayfa metinden hı hı. bahsediyoruz. Daha çevrilmeyen çok fazla metin var. Ee, nasıl bir hazırlık var, yayın evleri bilmiyorum ama bir PESOA külliyatına sahip değiliz. Şu evet. o. Peki, e, PESOA'dan Pesuha aslında daha çok konuşulur da, işte hangisini konuşacaksın? Ricardo Reis'tim konuşacaksın, hı. hangi heteronimle gireceksin? Elimizden geldiği kadar anlatmaya en azından bir e, çerçeve çizmeye çalıştık. Bu hafta neler okuduk? ...ona geçelim. Neler vardı gündemimizde? ...Erkan sende epey bir kitap var. YTB yani Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın bir ödül ödülü vardı. Bu Avrupa dışına yaşayan <laughs> Türklerin özellikle gençlerin öykü yazmasını edebiyatla te edebiyata teşvik etmeye yönelik e, Provo Yayınları burada e, Diaspora Kitaplığı başlığıyla bunu serileştirdi. Burada 2020 yılında YTB'nin bir ödülünde ödül kazanan kitapları tek tek bastılar. Şöyle söyleyeyim, YTB Türkçe Ödülleri 2020 Kitap Desteği kategorisinde ödül alan kitaplar. Bunların hepsi yani mavi defter, Zeynep Zuhal Kılınç, Hücreden Sızan, Belkıs Kılıç, Arafta Uçan Kelebekler, Ecen Tuba Hızarcı, Bir Bardak Su. Elif Neslihan Güney baktığım kadar Ertuğrul Sabuncu ee, tamamı 90'larda doğmuş, Avrupa'da doğmuş büyük, büyük tamamı veyahut da büyük kısmı Avrupa'da üniversite eğitimi almış, bazısı Türkiye'de okumuş ama dediğim gibi 90'ların ortasından itibaren ve sonrasında doğan Avrupa'da okuyan Türk gençlerinin e, Türkçe ile olan, Türk edebiyatı ile olan Türk öykücülüğüyle ile olan e, bize ilişkisini gösteren Güzel bir seçki olmuş bu prova yayınlarına teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii okuduğumuz zaman kitapları ben bütün hepsini okumadım. Hepsinden e, rastgele hikayeler seçerek Hı -hı. okudum. Hani işte kimisinde biz çok güzel bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Kimisiyle tahmin edebileceğiniz amatörlükleri de görüyoruz ama hani mesele bundan daha fazlası hani akrabalarının çok büyük bir kısmı Almanya'da yaşayan biri olarak da hani e, onu verdiği rahatlıkla konuşuyorum. Eee Şimdi Almanya'daki üçüncü kuşak diyebileceğimiz gençlerin ana dili Almanca, Almanca. Fransızca, İngilizce. Bulundukları dil çoğunlukla Almanca'dan bahsediyoruz. İşte Belçika'da ve Fransa'da Fransızca konuştu. Bu e, yani Türkçe gibi düşünmemek. Yani rüyalarını hangi dilde gördüklerini sorsak farklı cevaplar alabiliriz. Yani ben bu soruyu çok küçükken <laughs> babamdan e, babam rüyalarını Makedonca görüyormuş. Ben bunu öğrendiğimde çok şaşır, şaşırmıştım. İşte. Şimdi Almanya'da da akrabalarımla konuştum zaman rüyalarını Almanca gördüklerini söylüyorlar. Yani böyle bir iklimde, böyle bir atmosferde birilerinin çıkıp hani e, Türkçe öykü yazmaya çalışması, bunu teşvik edilmesini önemsiyorum ve hani iyi fikirler de çıkıyor. Çünkü bir yandan da kendi ülkelerinin edebiyatlarını okuyorlar. Hani edebiyat fikri, yaratıcılık fikri, öykü fikri, öykü bulma konusu. Bu öyküyü işleme şekli... E, en önemlisi de dille... Dille kurdukları ilişki... Yalınsal bir temas kuruyorlar. Bu hadi, çok önemli. Türkiye'de yaşayan öykücülerden de farklı bir dil e, gelişmiş oluyor. Olur. Yani kullandıkları kavramlar da farklı oluyor. Cümlelerin yapısı farklı oluyor. Bunu böyle dikkatle okuyunca hissediyoruz. E, bu anlamda e, bu kitapları... Ben ilk kez bu kadar hani genç yurt dışında yaşayan... Genç Türk öykücüsünü bu kadar toplu bir şekilde... hani analitik bir şekilde okuyabildim. Ee, şey oldum yani insana bir yani vay be ne güzel ne güzel öyküler yazılabiliyormuş, ne iyi gençler yetişiyormuş dedirtebiliyor. O açıdan da bahsetmek istedim. Eee ihtimal bu bir sürecin de sonu. Yurt dışı Türklerin bu gençlerle herhalde bir iletişimi var. Tabii tabii. Bunun süren kurslar, atölyeler kurslar, vesaire. Atölyeler onların ve... sonucu sanırım Hı -hı. bu. Sonuçlarından biri diyelim ya da. Doğru. Tam tam olarak da öyle yani bu bu diaspora kavramı bize hep böyle farklı şeyler çağrıştırıyorsa ki yani Türklerin diasporası değil de sadece işte bazı milletlerin diasporası varmış gibi. a değil o tabii bu Mesela bir Türk diasporası da var. var ve çok canlı bir diaspora bu. Yani Avrupa'da var, Avustralya'da, Amerika'da, Kanada'da Tabi merkezi bunun Avrupa ve Almanya. burada milyonlarca genç eee Uydu antenleri Türkiye'ye dönmüş bir şekilde Türk kültürüyle e, iletişim halindeler. S sadece Türkler de değil, akraba topluluklardan bahsediyoruz. Yani Arnavutlar, hmm. Makedonlar, Boşnaklar, Pomaklar, hani sayabileceğimiz bir sürü akraba topluluk var. Onların da e, çanak antenleri Türkiye'ye dönmüş vaziyette. E, bu sadece televizyon anlamına da gelmiyor. Başka yan, yanında e, başka şeyler de gidiyor televizyonda beraber. İşte edebiyat gidiyor, internet gidiyor, şiir gidiyor, öykü gidiyor, hikaye gidiyor. Ee, bizim dizilerimiz de aslında bir edebiyat yapıtıdır. Yani baktığımız zaman Türk dizilerine bir senaryosu var. O da hani biz belki onu dizi gibi izliyor olabiliriz ama başka bir kültürde o bir e, Türk edebiyatı yapıtı gibi de algılanabilir. Bütün bunların toplu, sonucunda e, Misaka Millet dışında yazılan Türkçe eserler de e, inşallah daha çok... Evet. Gündemimizde e Tabii edebiyat diyorum. yapıtı bütün senaryoları, bütün dizileri özellikle uyarlamalar. Hı hı. Ha edebiyat, edebiyat yapıtından uyarlamalar ama senaryolar, diziler başlı başına bir kültürel unsur diyelim. Edebiyat e, yapıtı tabi, tabi. pek çoğu için biraz fazla iddialı e, kaçabilir. Hani şöyle algı olarak dışarıdan bakınca belki de edebiyata ulaşacağı alan yoksa da onun üzerinden Türkçe ile evet. bir iletişim aracı hı hı, diyelim. Doğru. Yani. Eyvallah. Ee, bu kadar benim <laughs> ben evet. de e, Sanat ve Kur'an dizisinden ayrıntı yayınlarının şöyle göstermeden yapamıyorum ya ben e, Ya Fars'tan sonra Çöküş Çağı'nda Sanat ve Eleştiri Hall Foster'ın e, Kitap e, 2020 yılında yayınlandı orijinal dilinde de e, Hemen de Türkçe'ye çevrildi Zaten en önemli, bu kitaba en önemli yapan unsurlardan birisi de bu çok güncel her şey ee, neden bahsediyor? Bir Marx'tan bir alıntıyla başlıyor. Ee, diyor ki Marx, Hegel, dünya tarihindeki bütün önemli olgu ve şahsiyetler iki, bir anlamda iki kez ortaya çıkar. Ee, dediğini söylüyor Hegel'in ve ekliyor. Diyor ki ama birincisinde trajedi olarak, ikincisinde fars olarak. Ee, iki, i̇kincisinde fars olarak mı diyordu tabi. <laughs> komedya komediye de komedi olarak fa, e, fars da zaten kaba güldürü. Farsın, şey, demek ama. ya e, kaba güldürü e, tiyatroda kaba güldürüye denebilir. En kabaca en kaba tabiriyle bunu söyleyebiliriz. O oyunlara fars diyoruz. E, i̇lkinde trajedi, ikincisinde fars olarak diyor. Kitap boyunca Foster aslında e, mesela şöyle diyor işte. İlki diyelim o faşizmin yükselişi ee, ve Hitler örneği ilkinde bir trajedi bütün Avrupa'da faşizmin yükselişi bir trajedi ise Batı'da faşizmin yükselişi ikincisi de diyor mesela Trump'la yükseldi ama o bir trajedi değil bir absürt bir durum var ortada ee, fars da değil hatta diyor ee, belki üçüncü diyebiliriz o yüzden ee, çünkü yine Trump örneğinden diyor ki ee, bu öyle bir abs absürt karakter ee, dur bakayım şuna ne diyordu? ha Absürtlükten beslenen bir liderle, absürtlüğün kendisinden beslenen bir liderle nasıl alay edebilirsiniz? Diyor <laughs> bu soru çok <laughs> ilginç mesela. Ee, çünkü hani alay edince fars olacak. Ama bu farstan da sonrası. Bundan beslenen bir liderle nasıl alay edebilirsiniz? Farstan sonra Hı. ne gelir sırada? Temelde sürekli aslında e, bir çöküş çağı olarak bütün dünya. Avrupa'nın bir çöküş çağında ya, Avrupa'da olduğunu Avrupa'da yükselişinde ortaya çıkan liderler de aynı şekilde. Yani mesela e, Mussolini ya da Hitler'in siyaset sahnesinde yükselişi önce gülünç karşılanıyor. Tavırları, kıyafetleri hatta. Mesela e, Hitler'in Bavyera'da Alman aristokrasisine takdim edilirken giydiği kıyafetler Bavyeralıların yerel halk kıyafetleri. Komik bir görüntü hani smokingli beyefendilerin olduğu salona o şekilde geliyor. Hani hmm. o yerel Alman köylüsü kıyafeti vardı hmm. ya. Onu çok elit bir toplantıya, yani onu takdim etmek üzere davet ettikleri bir toplantıya bu şekilde geliyor. Ama bu o kadar absürt bir görüntü ki dalga da geçemiyorlar. Bir yerden sonra bilmiyorum belki kitabı kitap okumadım ama e, o yani... yok yani. Bu Trump evet. üzerinden daha çok e, Trump'ın bütün o absürt tavırları e... Seninki bir örnek tam birebir oturur yani mu bilmiyorum bir, ama Trump çok absürt Bütün absürtlükten ee, beslenmesi. Absürt siyasiler Trump'la da başlamadı öte yandan yani. Hmm. Geriye dönük baktığınız zaman absürt, tuhaf, neredeyse fars'tan sonrası diyebileceğin çok fazla siyasi figür oldu Batı'da. Ee, ama evet. Foster Trump üzerinden ve e, günümüz dünyası üzerinden e, hmm. izah ediyor bunu. Biz katılsak da katılmasak da böyle kitap. Kostura <laughs> itiraz ediyor <etme> gibi olmasın. <laughs> okumadığım gibi ee, ama. Şöyle, bunun dışında işte 11 Eylül ve sonrası. işte 2008 finans krizi <laughs> e, ve sonrası. E, ondan sonra işte Trump ve sonrası. Son 15 yılda bütün dünyada olanlar sanata nasıl yansıdı? Özellikle çağdaş sanata. Sonra doğru edebiyattan da örnekler seçiyor. Fakat ...özellikle çağdaş sanata nasıl yansıdığını... E, ...araştırıyor. Bütün bu işte savaş, terör... ...iklim felaketleri vesaire e, ...sanat eserlerine nasıl... ...yankı buldu? Kendinde e, şey... E, ...sanat eserlerinde nasıl yankı buldu? Bunu araştırıyor. E, ve... ...neoliberalizmin sanat kurumlarını... ...nasıl dönüştürdüğünü, değiştirdiğini... E, ...anlatıyor Foster. E, ve... Karamsar giderken sonda biraz daha işte nispeten şöyle diyor mesela eğer tüm bunlar kulağa korkunç geliyorsa korkunç olduğu içindir. <laughs> diyor karamsar giderken sonda nispeten iyimser bir edayla e, bitiriyor. Bütün bunlara rağmen müze ve üniversiteler e, biraz daha etkinlik kazandı. Üniversite etrafındaki akademik e, kültürü, aydınları kastediyor. Biraz daha etkinlik kazandığını söylüyor. <laughs> e, bir iyimser bir edayla bitiriyor. E, kitap aşağı bundan bahsediyor. Yani hem alıntısından ve sondaki finalinden de anlaşılacağı üzere de çok böyle tipik bir Marksist e, gidişatla e, o iyimserliği de dahil olmak üzere e, tabii, tabii, öyle, evet. anlamış <laughs> olduk. <laughs> Bu arada çevirmeni Aslı Önal onu da Hı -hı. Yani, unutmayayım söylemeyi. Bende de bir Meşe Selimovic kitabı var. Yeni bir Meşe Selimovic kitabı var. Saltokur, e, yakın zamanda yayın hayatına başlamış bir yayın evi. Yoğun bir şekilde yayın yapıyorlar. Balkan Edebiyatı'na da ilgisi var Saltokur'un. E, tıpkı kutu yayınları gibi. Hı -hı. Türkiye'de Balkan Edebiyatı e, hızla yükseliyor. Erkan evet. Bey bilmiyorum. Bu evet, zaten muhtemelen. konuşmuştuk Evet o, e, Sanki... kutu yayınlarından çıkan... E, kitaptan bahsederken yani eski Yugoslavya ülkeleri Hı. değil yani Bulgaristan'dan ise Gospodinovlardan ta Orta Avrupa'ya kadar müthiş bir çeviri şeyi var, faaliyeti Hı. var. Selim Selimović Türk okurların çok iyi bildiği bir yazar. Ne ve ölüm sayesinde Türkiye'de çok okunan bir yazar. E, Kale de yine onun meşhur kitaplarından biridir ama Meşe Selimović'in büyük bir külliyatı var. Daha henüz bunlar da Türkçe kazandırılmış değil. E, Sis ve Ay Işığı e, derviş ve Ölüm'e Giden Yolda bir hazırlık metni Meşe Selimov için. E, aslında o dönemi yani Derviş ve Ölüm Öncesi dönemini bir tür partizan edebiyatı olarak adlandırmak da mümkün. Çünkü partizan e, kavramı Balkan edebiyatının özellikle 1920-1945 arasını anlamak için e, hatta Yugoslavya'yı anlamak için çok önemli bir eşik. Ee, Antinazi direnişi, Nazilerin Yugoslavya'yı o bölgeyi işgalinden sonra ortaya çıkan direniş hareketleri, savaş, bu savaşla tanışma şekli, ee, bu aslında birazcık onu oluşturuyor, bir tür Yugoslav ya öncesi dönemi oluşturuyor. Meşa o oradan çok beslenen bir yazar, öyküleri de, ilk öykü denemeleri de hep bu konu üzerindedir. Partizanları anlatır, kendisi de katılmıştır zaten partizanların arasına. Sisva Bayışı'nda bir karı kocanın bir e, savaşın ortasında, belirsizliğin ortasında e, iki farklı bakış açısıyla, geleceğe bakışını anlatan bir e, eser. E, genellikle sade yazar Meša, yani akıcıdır. E, belki daha sonra, kendinden sonra Balkan yazarları çok daha renkli, çok daha borezvari bir üsluba geçtiler. E, işte Milorad Pavic gibi yazarlar. Fakat Meša Selimovic onun son te anlatıcı ekolün, yani İvo Andrić gibi Anlatmak esası anlatıcı olan, e, metinler arası oyunların daha az olduğu, daha yalın bir dili temsil ediyor. E, bir tür acemilik kitabı aynı zamanda ama klasik Meşe Selmoviç üslubu. E, hızlı bir şekilde okunuyor ve kolay kolay da oluşturduğu imajları unutamıyorsunuz. E, ıssızlık imajı çok yoğun kitapta. E, ıssızlığı imajize etmek, okurun zihninde kalıcı hale getirmek de çok zordur. Meşe Selimovic bunu hep başarır ama burada da yanıltmıyor. Çevirmeni? Çevirmeni de Aldiyan'a güçlü. İlk ilk defa duydum. Herhalde yeni bir çevirmen ki zaten Slav dilleriyle <laughs> alakalı bir çevirmen şeyde yetişiyor yavaş yavaş. Yeni çevirmenlerle karşılaşıyoruz. Ben eskilere aşinayım biraz da hani Suat Engüllü gibi isimlere. Hı hı. Makedon, ee, Makedoncadan, Makedoncadan Sırpçadan. Sırpçadan, Boşnakçadan çeviren bir isim. Hı hı. Biliyorsun o diasporadan bahsetmiştin. Makedonya'da da bir Türk edebiyatı diasporası tabii, tabii. vardı. Avni evet. Engüllü, Suat Engüllü, evet. rahmetli Alaattin Tahir vardı. Çok iyi bir öykücüydü. Bunlar aynı zamanda evet. çok iyi mütercimlerdi. yani Balkan edebiyatını ilk bu isimlerle tanıdık. Tabii Necati Türkiye. Zekeriya vesaire. Ama bir de yine de bizde şöyle bir durum vardı çok eskiden. veya 12 Eylül'den önce 70'lerde falan. Biz bazı Balkan edebiyatlarını Almancadan veya İngilizceden okuduk. Hala, yani hala, hala o devam hala. eden bir şey var. O fark kapanıyor inşallah. Bu makas yani doğru çevirme, doğru dilden, kaynak dilden lehine. Bu önemli. Biz önceki programlarda da konuştuk ya. Özellikle Balkan edebiyatı, Arap edebiyatı. E, yani e, endüstriye girmeden, batıya girmeden, İngilizce ile tanışmadan. Türkçe ile tanışamıyor Biz onaylanmış metinler okuyoruz evet. biraz da diye. E, Arap Edebiyatı'nda henüz hala bu çok bu set aşılamadı ama Balkan Edebiyatı'nda doğrudan doğrudan Balkanlara gitmek o daha defakto olan kültür endüstrisinin içerisindeki metinleri bulmak daha kolaylaştı. Hızlandı en azından. Evet. Umarım Arap Edebiyatı'nda da öyle bir seyre gireriz. İnşallah Evet sende bir dergi var ben yeni de bir dergi yani. var, evet yeni çıkan bir dergi, İlk sayısı Olağan Hikaye, 2 ee, aylık çıkacak dergi. Ee, künyesini okuyayım hemen. Ee, yayın yönetmeni Yunus Emre Özsaray Saray, ee, benim kuşamdan bir öykücü, ee, Yedi İklim dergisinde daha önce e, ekibi derginin mutfağında idi. İz yayıncılıktan çıktı kitabı. Yayın kurulunda Gökhan Yılmaz, Ömer Can Coşkun, Yunus Vehbi Karaman var. Yalan değil, gerçektir, ben de gördüm tozunu sunuşunun başlığı böyle. Bir dosya ile çıktı ilk sayısında olağan hikaye, gerçekliği yeniden düşünmek. Önce dosyadan bahsedeyim şöyle... Recep en azından başlıkları, yazıların başlıklarını hmm. okuyayım. Recep Seyhan hakikati kurmacanın zemininde arayabilir miyiz? Mücahit Gültekin hakikatin ne kadar sonrası? Şaban Sağlık edebiyatın son zamanları mı, son zamanların edebiyatımı. Dursun Ali Tökel, bir hikaye olmalı mı bir hikayede, bir hikayeden içeri isimli bir yazısı var. Ee, Müslüman hikayeciler nasıl hikayeye nasıl yaklaşmalı? <laughs> Aşağı yukarı yazısının teması böyleydi. Ahmet Dağ, Transhumanizm ve Tuhaf Zamanlar. Ee, Yunus Emre Özsaray, Modernizmin Paranoyasından Postmodernizmin Şizofrenisine Gerçekliği Yeniden Düşünmek. Uğur Cumaoğlu, Sinemada Geleceğin gerçeklik Gerçekli Kütüpyası. E, dosyada yazanlar bunlar. Kamil Eşvak, Berkin'in İçten ve Özden diye hakikaten çok iyi bir yazısıyla e, açılıyor. E, yazarın Kurgu Sancısından... Büyük Türk şiiri ve büyük Türk hikayesi tırnak içinde onun ifadeleriyle den bahseden çok içten ve özden bir yazı hakikaten Cihan Aktaş ve yıldız Ramazanoğlu'nun öyküleriyle açılıyor dergi dergide arka dörtlü diye ilginç bir bölüm var genç öykücülerden oluşuyor onların <laughs> öyküleri ile kapanıyor dergide başka öyküler var sonda arka dörtlü diye İsmi güzel 4 <laughs> öykü dört genç öykücüden oluşan bir ee, bölüm var. Bir de e, Gökhan Yılmaz'ın yayını hazırladığı 3 nokta atışı e, diye bir bölüm var. E, Elif Genç'in Düşünsene Hızır Bendim kitabı konuk olmuş. E, Elif Genç'te yapılmış bir söyleşi ve Elif Genç e, kitabı ile ilgili iki yazı var e, bu bölümde. Son olarak Silva'nın Silvan Halpoyuz'un Silvan Kızından Ayrı Babalar için Yatmadan Önce Hikayeler isimli öyküsü. Furkan'ın deyimiyle benim işaretlediğim öykü oldu. Müthiş bir öyküydü. <laughs> Silvan Oğuz'un evet. zaten e, kalemi çok iyi. Evet. Silvan, onu, Silvan Alp Poğuz çok... E, KTB'den çıkan öykü kitabı da çok iyiydi. Ee... Bu arada Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin çıkarttığı bir de, Kardeşler Lisesi derneği. de yine olan şiirdi değil olan mi? Olan şiir. Onu da Zafer Acar ve Aykut Nasip Kelebek e, çıkarıyor Olan şiir de. yanında olan hikayede. Hı -hı. Evet. İlk sayısı... Tebrik ediyoruz, nice sayılar diyoruz. Pek çok öykücü var. E, tek tek bahsetmedim adlarından. İlgilisi zaten e, görecektir. İyi birlik sayıyla merhaba dedi. Diyebiliriz evet, olay hikaye olsun. için. Diyelim. E, bugün benim kitabım sırası bende. Evet. Şimdi geçen programlarda e, Aykut Ertuğrul biliyorsun benim kitabımı benim kitabımı getirdi. Neydi? Yani Kadayı getirdi mesela Panzun. <laughs> Yani yeni bir boyut kazandırdı. Ee, Birbirimizin kitaplarını bir... <laughs> getirdi Ben de buna bir karşılık verme ihtiyacı hissettim ve sana bir karşılık vereceğim. Evet, sana bir karşılık vereceğim. Italo Calvino'nun Amerika derslerini getirdim. Çok sevdiğini de biliyorum. Benim evet. için de özel bir metin. O yüzden benim kitabım senin kitabın bu sefer. Ben biraz kısaca bahsedip sana bırakacağım. O Norton söz. konferansları. Da, Norton mi? konferansları. Evet. Şöyle Calvino'nun. Kalbi North, yani Charles Elliot Norton şiir konferansları var Harvard Üniversitesi'nde. Verilen, düzenlenen, hala da devam eden. Ee, 1985-86 yılı için Calvino davet ediliyor. Ve e, Calvino çok, bunu çok önemsiyor ve metinler hazırlıyor konferansı vermek üzere. E, bu metinleri hazırlıyor fakat ömrü vefa etmiyor. Konferansları vermeye gidemiyor. Fakat metinler duruyor. Yıllar sonra eşi Esther Calvino sunuşta da belirttiği üzere bu notları buluyor değerliyor ve yayına hazırlıyor gelecek bin yıl için altı öneri başlığında Hı. muhteşem metinler yapılmamış evet. olsa da ben benim kanaatime göre burada kimler var bu arada Borges'den onorton konferanslarında evet. Borges'den Eko'ya pek çok iyi önemli isim var eee Kişisel sevgimden dolayı da olabilir bilmiyorum yani <laughs> tamamen tarafsız bir görüş değil benimki ama en iyi Amerika derslerinin en iyisi benim gözümde gördüklerimden okuduklarımdan en iyisi kurmaca ile ilgilenenler e, için de gerçek bir ders niteliğinde işte o altı tane var değil mi e, neydi onlar hızlılık hafiflik hafiflik hafif, yavaş, altı kavram bu. Hı hı. E, ve gerçekten şaşırtıcı. Yani mesela birinci kavram hafiflik. Bu başta şey olarak anlaşılıyor. Yani kendisi de şöyle giriyor. İlk konferansımı hafiflik ağırlık karşılığını ayıracak ve hafifliğin değerini savunacağım diyor. Hani bu başta bir daha beklenmedik bir savunu. Hafiflik hı hı. derken neyi kastediyor? Calvin o bambaşka bir yere götürüyor meseleyi. Hiç, hiç ummadığımız bir yere götürüyor. Bunu yaparken de. Hem modern dünya edebiyatının şifrelerini anlayabiliyorsunuz. Hem Calvino'yu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Hem de modern bir yazarın gelenekle nasıl kurduğunu. Tırnak içinde atalarımıza götürüyor. Evet, atalarımıza götürüyor. O üç numaranın da adı ya atalarımız. Evet, i̇nanılmaz. Zaten bunu atalarımızla beraber okuyacaksın bu kitabı. Evet. Yani ilhamın bütün kapılarını açar. Bana öyle geliyor. Çünkü o bir İtalyan olarak atalarının... Atalarımız söylediklerini bugünün dünyasında, zamanın ruhunda nasıl söyleyebileceğini bulmuş, keşfetmiş bir yazar. Ki bu keşif herkese nasip olmaz. Ee, eksik kalmasın sadece ben ezberden bilmiyorum diğer beş kavramı da söyle bence öyle bitirelim. Hafiflik, hızlılık, kesinlik, görünürlük, çokluk ve başlamak ve bitirmek. Ee, bu kavramlar üzerinden gibi ve kapanış gibi. Hı -hı. Bu kavramlar üzerinden e, Calvino'nun hazırladığı ders notları. inanılmaz bir metin. E, o Norton konferanslarında ben şeyi de severim. E, Eko'nun anlatı ormanında altı gezinti. Altı gezileri, anlatı ormanlarında altı gezinti. Anlatı ormanlarında altı gezinti. O da çok önemlidir. Octavia Paz'ın Çamur'dan Doğanlar. Evet. Müthiş bir poetik e, manifestodur. E, dilerim ki bizim üniversitelerimizde Norton konferansları gibi, Frankfurt dersleri gibi... Ee, geleceğe kalacak. Heyecanla bekliyorum yani İstanbul ya derslerini ilk baş... kim başlatacak evet. mesela değil mi? Çok Aynen, evet, güzel olmaz mı? Ya yani birisi umarım İstanbul derslerini başlatır ve bu İstanbul Üniversitesi mi olur başka bir üniversite yani. mi olur? Evet. <laughs> 85 86'da Calvino gelmiş. Hı hı. Harvard Üniversitesi'ne. Ya gelmemiş daha doğrusu ömrü vefa etmemiş ama e, neticede onun bir parçası olmuş. Umberto Eco gelmiş, Octavia Paz gelmiş. E, Orhan Pamuk Orhan gelmiş. Orhan da evet. E, yani bu çok büyük bir e, gelenek oluşturmuşlar ve is, is, istikrarla devam ediyorlar. Gün, yani bir, bir yerde de bitmiş değil. Şimdi Tony Morrison yakın zamanda e, hmm. vefat etti. Tony Morrison'ın dersleri var, Helen Gardner var. E, in, i̇nşallah İstanbul dersleri de başlar. Bir üniversite, bir, birileri buna ön ayak olurlar. Tabii Amerika dersleri bütün o Norton konferansları içinde e, benim en sevdiğim dedim ama Carvino'nun en sevdiğim kitabı. Onu kaçırmışsınız Furkan Bey. Benim kitabım Amerika dersleri değil. Ben olsam görünmez e, kentleri görünmez kentleri getirirdim. Olmadı atalarımızdan tamam, birini getirirdim. Tamamen senin getirmek istemedim. Biraz, benim <laughs> olsun. Biraz da ya. benim olsun. Tabii. <laughs> Özellikle bir kış gecesi eğer bir yolcu e, bunlardan biri olurdu. Herhalde ama benimki görünmez kentler olurdu. Marco Polo'nun. Burada konuştuk da galiba. Tabii tabii. Ben getirdim hmm. mi mi? Ben mi getirmiştim acaba? Hatırlayamadım yani şimdi ama üzerine konuştuk evet. görünmez kentlerin ee, benim kitabım görünmez kentler olurdu yani bence tutturamadınız. Ya çok böyle anladım. bir niyetim yoktu yani <laughs> bir orta yolu bulmam gerekiyordu. Ben bu yazma üzerine yazarların düşüncelerini okumayı çok seviyorum yani e, hemen hemen hepsinin çok başka bir şeyleri var bakış açıları var. Ya bir standart standart haline getirilebilir bir şey değil yazmak yazmak bir şey mi metne yazıya gelmiş. Galiba sona geldik. Evet. Bir Pessoa yazma üzerine Pessoa'nın <laughs> çok ilginç huzursuzluğun kitabında harika. çok güzel bir şey var. Pessoa'nın mı diyeceğiz bu arada <laughs> yoksa Soares mi? Bernardo Soares mi? İnsan ilginç ya da yararlı ne anlatabilir? Ee, o pesimist sesi duyuyoruz değil mi? O e, işte eylemsiz sesi. İnsan ilginç ya da yararlı ne anlatabilir? Başımıza gelmiş olan şeyler ya herkesin başına gelmiş ya da yalnızca bizim başımıza gelmiştir. İlk durumda bayatlamıştır, herkesin başına geldiyse. İkinci durumda da bizden başkası anlayamaz onları. <laughs> <laughs> ee, Yanvalı gereksizliği üzerine bunu söylüyor. Ee, biz de böyle bir peso ile diyelim pesimizmiyle miyle? Evet, 27 doğru olduğu Sonra. <laughs> 27 bin sayfa yazdıktan sonra yazmalı gereksizliği üzerine. Peki bu hafta da bu kadar. hafta yine burada olacağız. TRT2 ekranlarında. Görüşmek üzere.